İyi akşamlar. Ah, iyi akşamlar. Hoş geldin kahraman. Ben de son raporlara bakıyordum. Ha, geldiniz mi? Aysel, Gülsüm, herkes geldi. Masayı kurun. Elif nerede ki acaba? Seni bütün gün aradım. Ulaşamadım. Öyle mi? Telefonumu unutmuşum. Herhalde arabada unuttum. Dur çocuklara haber vereyim. Bir şey yapsınlar, getirsinler. Otur otur. Seninle bir şey konuşacağız abi. Hayrola? Bugün şirkete Sami Bey geldi. Kıymet Hanım'ın doktoru Sami mi? Evet. Ne olmuş? Annemi kontroller için çağırmış. O da sessiz sedasız gelmiş. Bize ne bundan? Abi, annemin ciddi sağlık sorunları var. Burada Sami Bey'in kontrolünde tedavi olması gerek. Bunun için mi beni aradın kahraman? Bak abi, senden annemi affet diyemem. Ama annemin buraya gelip tedavisini sürdürmesi lazım. Yani konağa gelmesi gerek. Bunca şeyden sonra mı? Tamam o zaman, biz taşınalım buradan Yakup. Nasıl olacak bu kahraman? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? Abi o benim annem. Ne yapayım, sokağa mı at? Nerede şimdi? Elif'le dışarıda arabada bekliyorum. Sen kararını çoktan vermişsin. Bize laf olsun diye soruyorsun ki kahraman. Yenge sen de ateşe körükle gitme Allah aşkına. Oh. Kıymet Hanım, arabada bekleseydiniz keşke. Üşüyeceksiniz. Yok kızım, çok bunaldım içeride, çok. Keşke kimsenin huzurunu kaçırmasaydık. Hatay'da doktor mu kalmadı? Olur mu hiç öyle şey? Bir başınıza bırakır mıyız sizi? Hem içimiz rahat etmez bizim. Kıymet Hanım, bu küslük çok uzun sürdü. Bitsin artık. Allah senden razı olsun kızım. Vaktiyle sana etmediğim eziyet kalmadı. Gene de elini uzattın bana. Siz kahramanın annesisiniz. Hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan tekrarını yaşamamak, yaşatmamak değil mi zaten? Sağ ol kızım. Bundan böyle mutluluğunuz için varım. Ömrüm yettiğince, son nefesime kadar. Sağ ol. O kadını Ziya babam gönderdi bu evden. Her şeyden önce onun anısına saygısızlık. Babam annemi asla bu halde bırakmazdı. Hem annemin hepimizin üzerinde emeği var. Evet, hepimizin hayatını itinayla mahvetti. Boş versene Allah aşkına, hiçbir şey olmamış gibi aynı evde mi yaşayacağız? Ne yapmamı bekliyorsun yenge? Sen söyle. Annemi sokağa mı atayım? Ya kendinizi benim yerime koyun. Tamam kahraman, tamam. Söyle gelsin. Ne? Tamam mı? Sen karışma. Bu kardeşim de benim aramda. Arama. Çağır gelsin. Sağ ol abi. Doğrusu da bu. Kahraman yine yaptı yapacağını. Biz burada eşek başıyız çünkü. Ha seni de iki yıkadı, yağladı, hemen kandın. Ne yıkaması, ne yağlaması Şükran? Adamın annesi sokağa mı atsın? Üstelik öyle ya da böyle beni büyüten kadın o. Ay çok safsın Yakup. Bütün bu dönen dolapları göremeyecek kadar da kör. Yarın bir gün Meryem de gelir, onun da hisselerini alır, bizi bir güzel kapının önüne koyarlar. Benim de hissem var Şükran. Burası benim de babamın evi. Kimse kimseyi atamaz. Ayrıca kahraman böyle bir şey yapmaz. Sen öyle san. Bütün bunlar planın bir parçası, anlasana. Vallahi sen bilirsin Yakup. Ama Maksut'un söylediği bir bir ortaya çıkıyor. Yarın bir gün Kıymet'i o eve getirir dedi. Meryem'in de hisselerini alır, sizi de bir güzel kapının önüne koyarlar dedi. Neyse, sen böyle gurursuz gurursuz otur burada. Ben Saadet annemlere gidiyorum. Onlarda kalacağım. Ne oldu oğlum? Bir şey demedin. Kahraman? Bu işin de sonu kötü olacak gibi bir his var içimde ama. Yakup abi ne söyledi peki? Olur dedi. Ama bak anne, bana verdiğin sözde duracaksın. Kimsenin işine burnunu sokmayacaksın. Tamam oğlum. Kimsenin işine karışmayacağım.
İyi. Hadi geçin şimdi hadi. Elif, kızım çok karanlık. Koluna girebilir miyim? Tabii. Sağ ol. Sana son kez soruyorum Yakup. Gerçek annenin, seni gerçekten düşünen kardeşinin evine benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Hayırlı akşamlar. Oo, hoş geldiniz Kıymet Hanım. Bizim de gözlerimiz yollarda kalmıştı. Gelse de huzurumuzu kaçırsa diyorduk. Şükran, kendine gel. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz abi? Biz annemlere gidiyoruz kardeşim. Ya saçmalamayın, oturun konuşun, bu işi halledin. Nereye gidiyorsunuz? Kimse bir yere gitmesin. Ben gider bir otelde kalırım oğlum. Şükran, bir yolunu buluruz. Öyle değil mi Yakup abi? Vallahi sana Allah kolaylık versin Elif'ciğim. Yedi belayı da koluna takıp getirmişsin ya. Şükran. Yenge. Biz geçmişi unuttuk Şükran. Aynısını sana da tavsiye ederim. Hadi size iyi akşamlar. Biz gidiyoruz. Hadi Şükran. Efendim aşkım. Aşkım değil. Sözlüm diyeceksin artık. Peki o zaman bir de şöyle deneyelim. Ne yapıyormuş benim biricik sözlüm? Çok heyecanlıyım Selim. Yakup abim aramadı hala. Bizimkilerle ne zaman konuşacak acaba? Umarım bir an önce arar. Sen neredesin? Sesin yankılı geliyor. Ben şirkete geldim. Bir dosya unutmuşum da sabah erkenden teslim etmem gerekiyor. Tamam. Tutmayayım o zaman. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Canan. Buyurun benim. Ne yapıyorsun Allah aşkına? İçiyorum, içeceğim. İçtim. Çok mu içmişim? Ben de şirkette. Bravo sana. Bravo. Evet, bravo bana. Aferin kızım Canan. Aferin. Canan, hadi kalk eve gidiyoruz. Gel. Kalk. Aa, olmaz. Eve gidemem ben. Çok kızarlar bana. Ne yapacaksın? Sabaha kadar burada mı duracaksın? Hadi tutun bana, gidiyoruz. Otele gidelim. Otele götür beni. Olur mu? Evdekiler merak eder. Annemi arar, izin alırım ben. Amcamla babam böyle görürse çok kızarlar bana. Amcam da zor affetti beni zaten. Tamam. Hadi otele gidiyoruz. Yavaş. Buyurun Defne Hanım. Özgürlüğünüze hoş geldiniz. Gerçekten özgürüm değil mi? İnanamıyorum hala. İnan. Ve tadını çıkar. İyi bir kutlamayı hak ettik. Kutlama sonraya da kalabilir. Bundan sonra ne yapacağız? Ben her şeyi düşündüm. Özgürlüğünü. Planın ne? Ece'ye kavuşacaksın. Kahramana rağmen. Kahramana rağmen Ece'yi almaya yardım edeceğim. Kahraman sizi ararken ben de Elif'le toprağa götüreceğim. Sen aşık mısın Elif'e? Defne. Kurallarımız belli. Soru sormak yok.
Yok, göründüğümden daha zekiyimdir, ondan söylüyorum. İki aydır her fırsatta bana Elif anlattı. Hadi beni yalnız bırakma. İçelim. Benziyor mu? Kime? Eski karına. Bence hiç benzemiyor. Seninki şizofrenik bir şey. Sen ölmüş karının yerine Elif'i koymuşsun, onun yerine de toprağı koymuşsun. Defne. Tamam peki. Ne hissettin, ne düşündüğün umurumda değil. Ben yeter ki kızımı alayım. Ondan sonra onlar sürünsün, ne halleri varsa doğsunlar. Yeter ki mutsuz olsunlar. Asiye abi. Canım. Sen beni bu evden kovdun. Yerime saadeti koymak istedin. Olmadı. Ben döndüm dolaştım. Gene yuvama geldim. Ah canım. Ne yapıyorsun anne? Ne yapayım oğlum? Bir ömür verdiğim babanın fotoğrafına bakıyordum. Evime, evlatlarıma, torunlarıma hasret. Bir başıma oturuyordum işte. Kimseye darılma. Yok, darılmıyorum ki zaten. Hiç kimseye darılacak halim mi var benim? Cezamı kestiniz. Ben de boynumu büktüm. Ama Elif, ah, bir tek Elif sarıp sarmaladı beni. Sağ olsun. İnşallah bunun kıymetini bilirsin. Bundan sonra başımın tacı edeceğim onu. Sana da söz verdim biliyorsun. Hiçbir şey karışmayacak bundan böyle. Bu sözünde dur Allah aşkına annem. Artık bir huzur bulalım. Eğer bir daha bir yalanını yakalarsam çeker giderim. Bir daha da yüzümü göremezsin anne. Anlaştık mı? Oğlum ben iki ayda 65 senedir almadığım hayat dersini aldım. Bundan böyle bir köşemde oturup ömrümü torunlarıma, evlatlarıma vakfedeceğim. Abim şu an sinirli. Biraz siniri geçsin, onu da getireceğim buraya. Burada hep beraber yaşayacağız anne. Babamın istediği gibi. İnşallah. Ara sıra tekrarlıyor yine ama... Ya şimdi geçti galiba, iyiyim bilmiyorum. Yarına başka bir doktor ayarlıyorum. Sen hiç endişelenme, her şey düzelecek. Tamam canım, kaçta gideriz peki? Doktor arayıp söyleyecek saati. Haber vereceğim ben sana. Sağ ol canım. Kızacaksın bana yine ama yanlış yapıyorsun bak. Kahramanla konuşman lazım. Müjgan nasıl söyleyeyim? Emin olmadan hiçbir şey söyleyemem ona. Zaten çok acı çekti, çok canı yandı. Şimdi bir de beni düşünüp endişelenmesin boş yere. Elif Hanım'ın doktor raporuna ulaştım. Size mail attım. Elif. Bu gece böyle idare edeceğim artık. Thank you.
Ne oluyor? Ne bu surat? Sağ olasın kızım. Oğlum yemekte de hiçbir şey yemedin. Bari tatlını ye. Aç değilim zaten anne. İştahım kaçtı demiyorsun da. Ama belliydi canım böyle olacağı. Kızmayın oğlana. Anasından yüz çevirecek değildi ya. Mecbur getirecekti eve. He. İyiliğinden yapıyor zaten. O adamın attığı her adım plan. Abi sana da 50 kere söyledim. O adam bir plan yapıyor. Anasını o eve getirecek. O herife güvenme diye dedim, dinletemedim. Halbuki sakalım da var. Sen karışma oğlum. Onlar ağabey kardeş. Ya bana biz de abi kardeşiz. Herif abi Tonga'ya bastırmaya çalışıyor. Susup oturayım mı yani? Bu konuyu kapatsak mı Maksut? Kapat tabii canım, kapat. Ama bence sen de kafanda hesap yap. Maksut'un dedikleri çıkmaya devam ederse yakında Meryem Londra'dan gelecek. Kahraman onun hisselerini de alacak. Sonra da %60'la yönetim kurulu başkanı olacak. Abi, sen daha bana güvenme oldu mu? Git Kahraman'a güven. Başım çok dönüyor Selim. Bu kadar içecek ne vardı anlamıyorum ki. Ya tamam, abarttım biraz. Gel. Çok kötüyüm. Tamam gel, bir elini yüzünü yıka. Ya yok, banyoya falan girecek durumda değilim. Dünya dönüyor zaten. Tamam ver çantanı. Ver bana. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Midem çok kötü Selim. Bana oradan minibardan soda getirir misin? Tamam, sen uzanma. Hemen soda getiriyorum. Ne yapıyorsun sen? Sana aşığım Selim, anlasana artık. Doktor yarın sabah 10'da seni bekliyor Elif. Sekreter aradığında Celal yanındaydı. Ne diyeceğimi bilemedim. İnşallah kahramana bir şey söylemez. Sabahtan buluşup gideriz birlikte. Bilmiyorum dede. Ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi kardeşim, bence Elif'e her şeyi anlatsan iyi olur. Yani ola ki Defne ile bir anda karşılaşırlar falan, hoş olmaz. Şimdi Müjgan'la buluşup hastaneye gidiyorlar.
Ben de son dakika öğrendim. Benden gizlemiş. Sen bir şey biliyor muydun? Ya doktorla konuşuyordum Müjgan. Ben de sordum. Tam bana da bir şey anlatmadı. İnşallah kötü bir şey yoktur. Bugün öğreneceğiz bakalım. Peki Defne ile ilgili ne yapacaksın? Adamlar şu an onun nerede olduğunu araştırıyorlar. Yeni bir avukatla davayı tekrar açacağız. Kardeşim bana ihtiyacın olursa biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. Çok sağ ol. Bir şey olursa ararım ben seni. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Duymadım ben seni hiç. Sen de hazırlanmışsın. Şirkete mi? Evet. Ama önce Müjgan'la buluşacağım. Sonra şirkete geçeceğim. İyi. Selam söyle Müjgan'a. Söylerim tabii. Kahraman. Kıymet Hanım çocukları çok özlemiş. Gülizar'ı hiç bırakmıyor. Nasıl oynuyorlar bir görsen. Vay Gülizar'ın haline. Ya. Aa, neyse ben gideyim artık geç kalmayayım. Tamam. Görüşürüz. Dün aldığın haber beni de ilgilendiriyor mu Soner? İlgilendirseydi söylerdim. Sen sadece planımızı düşün. O güzel kafana da böyle şeylere hiç takma. Ben tek başıma halledemem ama. İki adamım yanında olacak. Ben her şeyi yaradım, sen merak etme. Ya çocukları çıkarmazlarsa? Çıkaracaklar. Tamam da nasıl çıkaracaklar? O kadarını da sen bulacaksın. O evi benden daha iyi biliyorsun. Evdeki herkesi benden daha iyi tanıyorsun. Düşün bakalım. Oyun evinden arıyoruz diyelim. Çocuklar oraya bayılıyor. Parti var deriz. Güzel. Şimdi telefon açacak birini bulalım. Ben buldum bile. Bakar mısın ne diyor? Ece, Ece. Benim kucağına alsana diyor. Al, al tavşanını bir tanem. Ay istemiyor muymuş benim bir tanem? Ay güzel çocuğum benim. Kızım incecik giydirmişsin oğlanı. Kaç kere söyledim sana. Üşütüyor, üşütüyor. Ha tabii ben yokum ya her şey kaytarılıyor. Mutfak da allak bullak. Gülsüm'le de konuşacağım zaten. Al canım. Sen neredeydin babaanne? Ben gezmeye gitmiştim Toprakçığım. Azıcık canım sıkılmıştı. Biraz gezeyim dedim geldim. Hep sizi sordu. Ay kurban olurum ben sana. Oh, özledin mi sen babaanneni? Özledim. Ben de sizi çok özledim. İkiniz de her gece rüyama girdiniz yavrum. Gülsüm! Al işte, iç. Ben bakayım. Bırak, ben bakarım. Efendim? Oyun evi mi? Ne partisi evladım? Çocukları götürürüz ya bazen, orasıdır. Ha şimdi anladım. Affedersin evlatçığım. Vallahi ben bir şey diyemem. Annesine soralım, izin verirse getiririz tabii. Evet. Hadi size kolay gelsin. Ay benim güzellerim. Ay bunlar oyun evine mi gidiyormuş? Ay bunlar oyun evine mi gidiyormuş benim aslan oğlum? Çocuklar çok seviyor orayı. Parti falan verince haber veriyorlar. Esasın partiye gidiyoruz. Çok seviyorlar madem. Elif'e soralım bakalım. İzin verirse götürürüz partiye bir tanelerimi. Ay ellere bak. Ay kurban olurum ben sana. Cimcimen benim. Sesi nasıldı? İnandı mı? İnandılar. Annelerine soracaklar. İzin verirse gönderecekler çocukları. Annesi izin verecekmiş. Ece benim kızım. Defne. Bir sakin ol. Bak 2-3 saat sonra. O evde Ece'nin kararlarını senden başka kimse alamayacak. Kesin çıkarlar.
Toprak duyduysa ısrar eder. Kimse hayır diyemez. Ben de evin oralarda bekleyeceğim. Tamam. Yalnız dikkat et. Kahraman nerede olduğunu bulmak için çoktan başlamıştır araştırmaya. Kahraman beni buluncaya kadar ben Ece'ye kapışmış olacağım. Sen de Toprak'la Elif'i alıp ne yapıyorsan yaparsın. Yeter ki mutsuz olsunlar. Satalım hisseleri Yakup. Maksut'a güven. O seni kahraman gibi sırtından vurmaz. Emin değilim Şükran. Maksut aileme neler yaptı? Bunları unutmam mümkün değil. Ya derdi Elif'ti. Onu almak için uğraştı o kadar. Kara sevda işte, ne yapsın? Hesabını öbür dünyada verir. Ama Maksut bize kötülük yapmaz. Yeter Şükran, yeter. Üstüne varma artık. Yufka yüreğine yeniliyorsun Yakup. O da bunu biliyor ve bunu kullanıyor. Kahramanın melek yüzüne aldanıyorsun. Yeter Şükran, yeter. Üstüne varma. Bizim iyiliğimiz için söylüyorum Yakup. Bak kahraman kahraman dedin. Seni bu kadar saattir ne aradı ne sordu. Eminim şimdi annesiyle karşılıklı kahve içip gülüyorlardır arkanda. Sabah şerefiniz hayır olsun. Günaydın. Hayırdır suratlar sirke satıyor ya. Boş ver. Takma abi. Artık senin ailen biziz. Al sana ev. Başımızın üstünde yerim var. Abi, bundan sonra ne yaparsan yap, kardeşin olarak ben senin yanındayım. Duydun mu bak? Ben 25 yıldır o konakta gelinim. Bir kere bile kahramanın böyle bir şey söylediğini duymadım ben. Hep abi sus, hep abi sen bilmezsin. Ama sen daha onlara kıyama. Seni kıtır kıtır kessinler, sen daha onlara kıyama. Tamam Şükran, sus yeter. Ne gerekiyorsa yapılsın. Ben de gidip avukatla konuşacağım. Aman abi, anneme bir şey söylemeyelim şimdi. Doğrucu Davut'un tekidir, mani olmaya çalışır. Tamam. Yakup, nereye sabah sabah daha kahvaltı da etmedin? İşim var anne, vaktim yok. Selametle git, işin rast gitsin. Tamam anneciğim. Ben kendim giderdim derse. Hayır efendim. Önce sözlüğümü bırakacağım. Oradan işe gideceğim. Annemle konuşamadım akşam. Neden? Bir şey mi oldu? Yakup abim Nerbizli'ydi. Kıymet Hanım eve dönmüş. Durumlar karışıkmış biraz. Haberim var. Annem söyledi dün gece. Biliyor musun? Yakup abimler bundan sonra bizde kalacak galiba. Ya ben çok sevdim onu. Ama yenge biraz tuhaf. Gerçi ben aldırmıyorum. Anlamadım. Canan sizde mi kalacak şimdi? Bilmiyorum. Kocaman kız. Ne isterse onu yapar. Ama o kalmaz herhalde. Sen annene konuştun mu? Evet. Annesiyle abiler izin versin, istemeye gidelim diyor. İtiraz eder diyordun. O da anladı artık seni ne kadar sevdiğimi. İnşallah ders iptal olmuştur da gezeriz. Hı hı. Sen işi ekip benimle gezersin de. Canan. Canan mı? Video yollamış. Yemin ediyorum sandığın gibi değil. Tabii. Eminim öyledir.
Melek, bir bak. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Allah kahretsin. Aşkım, aşkım. Aşkım dinle. Yemin ediyorum yardım etmek için gittim. Canan'ı tanıyorsun, tuzak kurmuş. Şirkette unuttuğun evrak da Canan'ı değil mi? Yazıklar olsun sana. Melek, sarhoşum dedi. Yardım et dedi bana. Yalanlarını daha fazla duymak istemiyorum, anladın mı? Ya Melek, inan suçum yok benim ya. Melek, bir dinlesene beni. Yakup'um da hiçbir şey yemeden acı acına gitti. Dün gece de bir şey yemediydi o. Şirkete gidince yer saadet anneciğim, üzülmeyin. Halleri de bir tuhaftı. Neye keyfi kaçtı ki acaba? Yani böyle canı bir şeye sıkılmış o. Canım o kıymet cadısına sinir olmuştur. Ne olacak ki başka? Yok. Başka bir şey vardı. Anneler hisseder. Ben çayları tazeleyeyim. Bana varsa yoksa Yakup, kıskanmaya başladım ha. Bebeler gibi konuşma oğlum. Ağabeyinin derdi başından aşk. Ya bana şaka yapıyorum herhalde. Ama bak benim bir an önce dışarı çıkmam lazım. Abimin yanında olmam lazım. Bizimkisi biraz saf. Parmağında oynatıyorlar zavallıyı. Ana, sözünü unutmadın değil mi? E tamam dedim ya oğlum. Satarız hisseleri. Ne lazımsa alırsın o kadar içinde. Ya ben sana kurban olurum, kurban. Ama benim pırlantalarım partiye mi gidiyorlarmış? Toprak gel yavrum, gel giydireyim. Elif'e söyledim. Önce bırakmak istemedi ama sonra bunun ağladığını duyunca dayanamadı. Kahraman Bey de haber verse miydik? Yok kızım. Elif söyler Kahraman'a. Zaten aynı yerde çalışıyorlar. Dur oğlum, dur şu düğmeni de. Bu çocuk cayır cayır yanıyor. Ay hastasın sen oğlum. Kızım sen götür Ece'yi, ben onu idare ederim. Çıkar. Bana ne gideceğim ben? Bana ne gideceğim ben? Yavrum yarın gideriz seninle. Hemen sana elma şekeri de alırım. Hadi benim, hadi kızım oyalanma. Gel bir tane. Uzat kolunu. Ah yavrum gel. Ben şimdi sana bir ılık duş aldırırım. Ben dedim üşütecek diye biraz evvel dedim hiç. Ben söylüyorum, ben üşütüyorum. Gel oğlum, anne, gel benim bir tane. Niye çıkmadılar acaba? Vazgeçmiş olmasınlar. Su nasıl çıkacaklar o evden? Gerekirse günlerce beklerim. Sonuçları ne zaman öğrenebiliriz? Elif Hanım'ı muayene etmeden bir şey söyleyemem Kahraman Bey. Müjgan hemşire bana durumdan bahsetti biraz ama yine de bizzat görmem lazım. Elif de gelir şimdi. O zaman ben muayene odasına geçeyim ha. İzninizle. Anlaştığımız gibi Elif burada olduğunu bilmesin. Tamam, merak etmeyin. Canım benim, üzülme. Sen ne yapabilirsin ki? Son anda nöbet koymuşlar sana da. Ama ben senin yanında olmak istiyordum. Kahraman'a da söylemedin zaten. Tek başına korkarsın orada. Korkmuyorum ben, dert etme. Elif'ciğim. Bak her şey çok güzel olacak, tamam mı? Çok güzel haberlerle döneceksin oradan. Ben de senin için dua edeceğim. Tamam, ben de çıkar çıkmaz arayacağım seni. Hadi öpüyorum, görüşürüz. Şöyle yenge kayınbirader bir öğlen kahvesi içelim dedim. İçelim ya. O kadar uğraştık, planımızı gerçekleştirdik bugüne bugün. Ay Maksud, neredeyse kıymet cadısı eve geri geldi diye sevinecekti. Vallahi öyle. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Yakup kıymete sinirlenmese
o hisseleri devretmeyi hatta kabul etmezdi. Yalnız sen var ya sen, az değilmişsin. Yakup'a verdin gazı, yok kahraman seni kapının önüne koyacak da... ...yok elinde ne varsa alacak bilmem ne. Ya bana diyene bak, sen yapmadın sanki. İyi ki de yaptım. Oh, çok iyi oldu. Sayemizde paramız üçe katlanacak. Kocacığım da gelip bir teşekkür eder herhalde bize. Ya yengeciğim, ne üçü ne beşi ya. Zengin olacağız, zengin. İnşallah. Sahi, sen nasıl ikna ettin anneni hisseleri vermeye? Ya işte kefalet dedim, mefalet dedim. Yok kendimi öldürüp... ...dedim, kandırdım. Ya anam sağ olsun bana kıyamaz biliyor musun? Ay ne fenasın sen Maksud. Geliyorlar. Dikkat edin. Çocuklara hiçbir şey olmasın. Dikkat edin. Kardeşim niye önüme kırdın? Gitsene yoluna. Konuşma lan. Hem suçlu hem güçlü. Kardeşim bela mısın? Arabada çocuk var. Yürü git yoluna. Ne yapıyorsunuz? Bir tanem gel. Anne yanında gel bir tanem. Oh, kavuştuk mu bir tanem? Hiç ayrılmayacağız. Kavuştuk mu anneciğim biz? Toprak nerede? Başka çocuk yok mu? Hayır. Defne Hanım gitmemiz lazım. Doktor Hanım, hiç mi umut yok? Elif Hanım, sizi gerçekten çok korkutmuşlar. İlaç tedavisiyle kolaylıkla halledilebilecek bir problem bu. İyi ama nasıl olur? Daha önce gittiğim doktor bana düşük tehlikemin olduğunu söyledi. Bazı arkadaşlarımız biraz evhamlı olabiliyor. Endişe edecek hiçbir şey göremiyorum. Bu yaşadıklarımız gayet normal. Günlerdir perişan oldum ben. Daha hamile olduğumu eşime bile söyleyemedim. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çok şükür. Kalp atışları dinlemek ister misiniz? Olur, tamam dinleyelim. Bebeğimizin kalp atışlarını ben siz mi dinleyeceksin? Kahraman? Nereden öğrendin sen? Müşkan mı söyledi? Babalar hisseder. Ben çok korktuğum için bir şey diyemedim sana. Elif Hanım, siz de bebeğiniz de gerçekten çok şanslısınız. Buraya öyle babalar geliyor ki. Asıl şanslı benim. İyiymiş. Kalp atışlarını dinlemeye hazır mısınız? Hani nerede? Daha çok küçük. Bebeğiniz gayet sağlıklı. Bir an önce ilaç tedavisine başladığımız takdirde hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bu gerçekten inanılmaz. Her şey yolunda mı? Yolunda sayılır. Ne demek sayılır? Birine mi yakalandı yoksa? Yok, kimse görmedi. Merak etme.
toprak yoktu ama. Sadece Ece'yi aldım.